Merhaba, iyi akşamlar. Çok şükür bir perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizlere tartışılmaz doğruların tabu olmaktan çıkarıldığı hem yanı başımızdaki Avrupa'yı hem de kendimizi abartmadan, çarpıtmadan, aşağılamadan ortaya koyan bir kitap ile buluşturacağım. Kitabımızın adı Avrupa ve Biz yazan İlber Ortaylı. Son birkaç yıldır dünyanın içerisine düştüğü büyük bir pandemi sorunu, savaşlar ve ardından yaşadığımız deprem felaketi bugünlerde gündemden Avrupa meselesini biraz düşürdü. Her ne kadar gündemden seçim öncesi dönemde de düşse de Avrupa ile ilişkiler ve önümüze koyduğumuz gelişme planları nedeniyle Avrupa Birliği ile ilişkiler hala önemini koruyor. Bugüne kadar genellikle iktisadi, refah, serbest ticaret ve iş gücü dolaşımları insan hakları gibi konularda karşılaştırmalar yaparak gündeme taşınan Avrupa Birliği konusunda büyük bir eksikliği neredeyse hiç tartışmıyoruz. Avrupa'yı Avrupa yapan değerler yani kültür gelişmeleri, sanat, edebiyat ve bilim gelişmeleri. İşin hakikatli tarafını dile getireceksek Avrupalılar da bizi çok tanıyor diyemeyiz. Çocukluk masallarının korkutan Türkleri yani Müslümanlar ile ciddi sorunlar yaşayacaklarını planlayarak yol almaya çalışıyorlar. Bunu da zaman zaman iç siyasetleri için kullanıyorlar. Oysa ne Avrupa Türkler olmadan tarihlerini yazabilir ne de biz Avrupa olmadan kendimize bir tarih yazamayız. 500 yıl boyunca göbeğinde hüküm sürdüğümüz bir dünyanın içerisinde şimdi başka bir şekilde yer almanın mücadelesini değerlendirirken bunu da göz önüne almalıyız. Bütün bu sözlerimin temel dayanaklarından birisi İlber Ortaylı'nın Avrupa ve Biz kitabı. Avrupa konusunun göreceli olarak sakinlediği bu günlerde başvurmamız gereken önemli bir kaynak. Laik Türkiye'nin din ideolojisinden çok dinlerin getirdiği miras ve kültürel tortu ile sorunlarının olduğu hakikatini tespit ederek başlıyor söze İlber Hoca. Bunun bizde hala dillendirilip meselenin aslı ile ilgilenilmemesini de bir deve kuşu tutumu olarak niteliyor. Batı'nın kendisinden başka hiçbir milletin özellikle de Çinlilerin insanlık medeniyetine katkı vermediği tezinin Asyalı halkların bazı batıcı seçkinleri tarafından da taraftar bulmasını içeren İlber Hoca artık Avrupa'da bile bu inancın eksikliği ve gerçek dışılığına inanan ve durumu yeniden gözden geçirmeye ve sorgulamaya başlayanların varlığından bahseder. Bu bitenleri bugünün bilgileriyle değerlendirmenin doğru olmadığını ve bunun bizi de Avrupa'da çok yanılttığını belirtirken verdiği tarihsel örnekler dikkat çekici. 1683'te William Penn Avrupa'nın şimdiki ve gelecekteki barış üzerine bir denemesinde açıkça söylediği gibi bir Avrupa parlamentosu kuracağız ve Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya da bunun içerisinde olacak. İngilizlerin daha rasyonel oldukları gerçeğini tespit ederken Fransızların tarihsel düşmanlıklarının da ipuçlarını veriyor. Bir Fransız rahibinin yazdığı 1713 tarihli bir başka denemede Avrupa'da kalıcı sulhun sağlanması için bir proje başlığı altında bir senato kurulacak ve bunun emrinde bir ordu olacak. 24 Hristiyan devlet üye. Tabii ki Türkler yok. Batının ilmini alalım, dilini bırakalım. Bakın Japonlar nasıl başardılar sözlerinin bir efsaneden öteye geçemediğini örnekleriyle dile getiren Ortaylı 16. yüzyılda Japonların Avrupalıları limanlarına ticari zaafları ve eksiklikleri nedeniyle sokmadıklarını ama kitap konusunda çok cömert davrandıklarını dile getiriyor. O yüzyıldan bugüne de Japonya'da babadan oğula geçen ırsi bir tercümanlık müessesesini anlatırken her türlü kitabı çevirdiklerini botanik, kimya, tıp dallarında özellikle ciddi sayıda tercüme yaptıklarını anlatıyor. Kitap her satırına yeni bir bilgi ile karşılaştığınız ve Anadolu'dan Avrupa'ya, oradan Çin'e ve dünyanın birçok yerlerindeki gelişmelere uzanan büyük bir serüvenin yalın ve anlaşılır bir anlatımı olarak karşımızda duruyor. Bize geride bıraktığı en büyük düşünce yolu ise hiçbir şeyin göründüğü kadar kolay olmadığı ve kültürel altyapısı ve mücadelesi gelişimi sağlanamamış hiçbir şeyin toplumların tarihinde ve geleceğinde ciddi bir iz bırakamayacağı gerçeği. Teşekkür ederiz İlber Hoca. Ben bu akşamlıkta bu kadar. iyi okumalar diliyorum. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.